Düşünün ki bir annesiniz, gözünüzden sakındığınız yavrunuzun, çocuğunuzun birden ortadan kaybolduğu haberini aldınız. 3 gün boyunca çocuğunuzu her yerde aradınız ve maalesef ki 3. günün sonunda kendisinin hayatını kaybettiğini öğrendiniz. 7 yaşındaki küçük İkranur'un annesinin yaşadıkları bunlardı. Kızının başına gelen bu olay onu yerle bir etmişti. Ama kızına bunu kimin yaptığı gerçeğini öğrendiğinde bu gerçek onun yüzüne kaynar su gibi çarpmıştı. 7 yaşındaki küçük bir kıza kim böyle bir şey yapabilirdi ki? 911, herkese merhaba, ben Emine. Bu kanalda suç dosyası içerikleri çekiyorum. Eğer bu tarz olaylara ilginiz varsa bu kanalı takip edebilirsiniz. Genellikle Türkiye ve Güney Kore'den olan içerikleri paylaşıyorum sizlerle. Eğer ki bu konularda istekleriniz varsa Instagram hesabımda ekranda olacak. Bana oradan önerilerde bulunabilirsiniz. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli içeriklerin olduğu ikinci kanalımı takip edebilirsiniz. O da ekranda ve açıklamalar kutucuğunda olacak. 7 yaşındaki İkranur Tirsi, Giresun'un Bulancak ilçesindeki İcilli köyünde babaannesi, kuzenleri, kardeşleri geçici bir süreliğine orada yaşıyordu. 27 Haziran Cumartesi günü yine İkranur her zaman yaptığı gibi kuzenleri ve kardeşleriyle dışarıya çıktı. Evin yakınlarındaki bir harmanda oyun oynamak için. Ve akşam saatleri olduğunda da normalde geri dönmesi gereken İkranur eve geri dönmemişti. Bunu fark eden aile kendi çabalarıyla etrafı aradılar. Komşularına sordular, gidebileceği yerleri aradılar. Ama maalesef ki İkranur'dan herhangi bir haber alamayınca ve hava da gittikçe kararınca saat akşam 9 civarlarında jandarmaya haber verdiler. Jandarma, AKUT, AFAD, iz takip köpekleri ve bölgedeki halk ile birlikte arama çalışmaları devam etti İkranur için. İkranur'u bulmak için tam olarak 150 görevli ve 74 hektarlık alan, dere yatakları, yol kenarları, bahçelikler, fındıklıklar, her yer arandı küçük İkranur'u bulabilmek için. Ama maalesef ki İkranur'a ait hiçbir bulgu, kendisi, bir ipucu hiçbir şekilde bulunamadı. İkranur'un ailesi normalde İstanbul'da yaşıyorlardı. Ama son zamanlarda yaşadıkları geçim sıkıntıları yüzünden Giresun'a taşınmaya karar verdiler. Ve bunun öncesinde de taşınma işlemlerini hallederken İkranur ve kardeşini Giresun'a önceden gönderdiler. Bu yüzden İkranur geçici bir süreliğine babaannesinde kalıyordu. Ve İkranur yaşadığı köyü gerçekten çok seviyor ve çok iyi biliyordu. Gittiği yerleri çok iyi biliyordu, mahalleyi biliyordu, komşular onu tanıyordu. Ki zaten biliyorsunuzdur ki köy ortamında herkes herkesi tanır. Ben de köylüyüm açıkçası. Ben de köyüme gireni çıkanı hep bilirdim. Beni de tanırlardı. Bu yüzden de köy ortamlarında insanlar tanırlar. Ve bu kadar iyi bilen, bu kadar bu mahalleyi iyi bilen bir çocuğun buradan kaybolması insanların çok fazla dikkatini çekmişti. Gözüm seyiriyor. Nitekim İkranur'un ailesi İkranur'un bir kaçırılmaya kurban gittiğini düşündüler. Yani kaçırıldığını düşündüler açıkçası. Söylediklerine göre İkranur'un küçük halası 25 yaşındaydı olay olduğunda sanırım. Sevda, Ayşe de diyorlar. Sevda da diyorlar. Ben Sevda diyeceğim. Sevda'nın nişanlıyken başka bir adama kaçmasından dolayı nişanlı olduğu aileye bir borçları vardı. Böyle bir sıkıntı, bir sürtüşme yaşanmıştı aralarında. Bu yüzden de bu ailenin İkranur'u kaçırdığını düşünüyorlardı. Şimdi bu anlatacağım olay açıkçası birazcık karışık. Ama okuyup böyle size olabildiğince sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İkranur'un amcasının verdiği ifadeye göre İkranur ve arkadaşları Yusuf ve Tuğra harmanın olduğu yerde bir erik ağacının orada oynarken gördü. Sinan, bu amcanın ismi Sinan. Sinan çocuklara orada oynamamaları gerektiğini, çünkü etraflarda köpeklerin olduğunu, onlara saldırabileceklerini söyleyerek onları oradan uzaklaştırdı. İkranur ve arkadaşları evin olduğu tarafa doğru giderken Sinan da kendi arkadaşının evine doğru yol aldı. Yani orada ayrıldılar. Sinan arkadaşını uğradıktan sonra eve doğru giderken İkranur'un arkadaşlarından birisini, yani Yusuf'u gördü ve Yusuf'a İkranur ve diğer çocuk nerede diye sorduğundaysa işte Tuğra eve gitti, İkranur da aşağıya doğru gitti diyerek Sinan'a söyledi ve olay yerinden ayrıldı. Yusuf aşağıya doğru gittiğini söyleyince Sinan'a, Sinan yine o tarafa doğru gitti ama İkranur'u orada göremeyince saat akşam 6.30 civarlarında tekrar eve döndü ve yemek yedi. Kardeşi, ablası Sevda da hani İkranur nerede diye sordu.
Sinan da işte İkran Nur aşağıdaymış işte orada oynuyormuş falan dedikten sonra Sevda tekrar İkran Nur'u bul ve getir diye söyleyince Sinan tekrar evden ayrıldı ve İkran Nur'un olduğu yere doğru gitti. İkran Nur'u aradı ama maalesef ki bulamadılar ve sonrasında zaten olaylar patlak verdi. İkran Nur'un kaybolduğunu öğrendiler. Müge Anlı'nın programında yer aldı zaten bu konu. Müge Anlı programında şöyle bir şey oldu. İkran Nur'un kaybolmadan önce kardeşine işte ben ineklere bakmaya gidiyorum sen gelme dediğini öğrendiler. Ama inekleri o sırada Sinan yayıyordu, otlatıyordu. Açıkçası biz yayıyordu deriz, yaymak deriz. Bu her işte yöreden yöreye değişir. Hani inekleri otlatan kişi Sinan'dı. Yani İkran Nur Sinan'ın yanına gidiyordu diye söylediler ama Sinan'a bu sorulduğunda Sinan İkran Nur'u hiç görmediğini söyledi. Küçük kızın arama çalışmaları devam ederken kayboluşundan tam 68 saat sonra cansız bedeni yaşadığı İcilli köyündeki Adaköy deresinde bulundu. İkran Nur'un bedeni bulunduktan sonra tabii ki de otopsiye alındı. İlk otopside yani yüzeysel yapılan otopside İkran Nur'un çok fazla bir darbesi yoktu. Bu yüzden de daha detaylı bir otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ama bu konumda köy sakinleri, aile üyeleri daha önce bu dere yatağını aramışlardı. Bu dere daha önce bu insanlar tarafından aranmıştı ve İkran Nur'a dair hiçbir bulgu bulunamamıştı. İkran Nur'un bedeninin sonradan oraya konulduğunu düşünüyorlardı. Bu dere yatağına çok yakın bir yerde yaşayan birisi polise bir ifade verdi. Olayın yaşandığı saatlerde 3 kere ard arda acı dolu çığlıklar duyduğunu söyledi. Ve bunun üzerine de polis buraları incelemeye aldılar. Yani dere yatağının etrafını, bu adamın söylediği yeri incelemeye aldılar. Ve fark ettiler ki yerde bot izleri vardı. Ve bir erkeğe ait bot izleri vardı ve bu bot izleri dere yatağına kadar İkran Nur'un bedeninin bulunduğu yere kadar devam ediyordu. Ve bu araştırmalar devam ederken Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda sonuçlar geldi. Ve küçük İkran Nur'un suda hayatını kaybetmediği sonucu ortaya çıkınca bu olaya kısıtlı bir şekilde olan bir saldırı olarak baktılar. Bu yüzden savcılık tarafından acil bir soruşturma başlatıldı. JASAT tarafından 8 ay sonra İkran Nur'un halası Sevda, amcası Sinan'la birlikte 7 kişi daha sorgulamaya alındı. Bu 7 kişinin içerisinde dedesi de vardı. Dedesinin kardeşi de vardı. Bu tarz yani daha çok yakın çevresindeki insanlar toplandı. Halayla amcanın ifadelerinin çelişkili olduğunu fark eden polis ekibi hala ve amca haricindeki herkesi serbest bıraktı ve ikilinin soruşturmasına devam ettiler. Daha sonra yapılan uzun çapraz soruşturmaların ardından 13 yaşındaki amca Sinan yaptığı saldırıyı kabul etti. Sinan İkran Nur'un hayatını sonlandırmıştı. Sinan'ın verdiği ifade kısaca şöyle. Sinan'la İkran Nur oyun oynarken Sinan İkran Nur'un sırtına bir şekilde vurdu ve İkran Nur yere düştü. İkran Nur yere düşünce acı içinde ağlarken Sinan da ağzını ve burnunu kapatarak İkran Nur'u susturmak istedi. Çünkü diğer aile üyeleri bunu fark ederse Sinan'a çok kızacaklardı. Bunun üzerine İkran Nur ağzı ve burnu kapanınca çırpınmaya başladı ve bir şekilde hayatını kaybetti. Yani Sinan'ın ifadesi bu şekildeydi. Ve tutuklanan hala Sevda'nın ifadesinde de kardeşi Sinan inek otlattıktan sonra eve geldi. Yemek yerken de ablasına bu olan olayları anlattı ve ablasını küçük İkran Nur'un bedeninin yanına götürdü. İkran Nur sırtüstü bir şekilde yatıyordu. Ne oldu diye sordu Sevda ve Sinan da işte oyun oynuyorduk düştü ve nefessiz kaldı diye söyleyince Sevda da Sinan'ı bir tokatladı. Ve bunun ardından da İkran Nur'u kontrol etmeye başladı ve Sevda da abisinden çok korkuyordu. Sinan da işte abime sakın söyleme beni çok döver diye deyince işte abilerini söylememe kararı aldılar. Kimseye haber vermeden bir çuval aldılar. İkran Nur'u çuvalın üzerine koyduktan sonra onu dere yatağına indirdiler. Ve dere yatağının böyle daha sığ olan bir yerine İkran Nur'u koyarak belki soğuk su çarpınca uyanır diye düşündüler. Beklediler ama İkran Nur uyanmayınca orayı terk ettiler, inekleri topladılar ve eve geri döndüler. Ama bence bu olayın en çok can alıcı kısmı şu ki İkran Nur'un halası Sevda'nın telefon incelemesinde takvimini kontrol ettiler ve 30 Haziran 2020'de henüz hayatı kaybolmamış bir şekilde yani sadece aranıyordu İkran Nur. Ama Sevda'nın takviminde 27 ve 28 Haziran'da İkran Nur'un işte yıl dönümü
hayatını kaybetmesinin yıl dönümü olarak bir giriş gördüler. Ve bu yüzden de her şey polislerin akıllarında tamamlanmıştı. Yani bu bilerek yapılmıştı. 14 yaşındaki amca için çocuğu kasten hayatını sonlandırmak suçundan 12 ila 15 yıl, hala için de suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Bu davayla ilgili ortada çok fazla teori var. Evet. Çünkü neden küçük kız hayatını kaybetti? Oyun oynarken hayatını kaybettiğini zannetmiyorum açıkçası. Ben şahsen buraya biraz kendi görüşlerimi katacağım. Çünkü yani ne kadar korkmuş olabilirsin ki ağzını burnunu kapatıp kızın hayatını sonlandırmış olabilirsin. Gerçekten çok garip. Ve yani bir şey düşünüyorlardı. İşte belki de İkranur görmemesi gereken bir şey gördü. İkranur'un büyük halası bu iki, Sinan ve Sevda'nın büyük ablaları. Bu ikilinin küçük İkranur'u ta dere yatağına kadar götüremeyeceğini düşünüyor. Bir yerde de haklı, belki üçüncü bir kişi de bu işe dahil olmuş olabilir. Çünkü orası çok sık bir böyle ormanlık ve evden 5 ila 7 kilometre uzaklıkta bir yerde. Bu yüzden de bu iki kişinin yapabileceği iki, yani tamam Sevda 25 yaşında ama Tahsin'in 15 yaşı, 14 yaşında. Yani bu ikilinin sadece küçük bir kızı taşıyıp 7 kilometre yürüyebileceklerini ben zannetmiyorum. Ama o anki adrenalinle, o anki korkuyla bunlar tabii ki de yaşanmış olabilecek olaylar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Eksik anlattığım, yanlış anlattığım bir şey varsa beni yorumlarda düzeltirseniz çok sevinirim. Herkese Edit'teki Emine'den merhaba. Son birkaç bilgiyi eklemeyi unuttuğum için şu anda tekrar kamerayı açtım. Bu şekildeyim, kusura bakmayın. Burada dosyalarım, bilgileri tekrar önümde topladım. Birkaç şey eklemeyi unutmuşum. Son duruşma 2021 yılında gerçekleşti. Amca Sinan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yaşı göz önüne alınarak 11 yıl hapis cezası aldı ve hala da o sıralar 25 yaşındaydı. Halaya da öncelikle 4 yıl bir hapis cezası verdiler. Sonra da tahliye ettiler halayı. Yani çekmedi sanırım, 1 yıl hapiste kaldı ve çıktı. Hala şu anda serbest. Bu arada halaya Ayşe diyorlar, Sevda diyorlar, başka şeyler de duydum. Hani gerçekten Ayşe olarak söylüyorlar her yerde ama ben Sevda dedim video boyunca, bu yüzden kusura bakmayın. Ve sonunda da en son olarak Müge Anlı'nın programında konuşulan teorilerden bir tanesi de, aslında Müge Anlı bunu çok emin bir şekilde söylüyor ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Babaanne İkranur'u gerçekten çok seviyormuş ve Sinan da İkranur'u kıskandığı için onun hayatını sonlandırmış. Hatırlarsanız amca 13 yaşındaydı olaya yaşandığında ve tamamen bir onu kıskandığı için onun hayatını sonlandırdı diyorlar. Bu şekildeydi. Umarım takılmazsınız tipime. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Umarım bir daha küçük çocuklarımıza bir zarar gelmez. Umarım böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Gerçekten çok üzücü bir konu. Siz neler düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.